uzman diyetisyen Deniz Zümrütcan. Bugün sizlerle mevsimin bize sunduğu lezzetli yaz meyvelerini konuşacağız. Havalar iyice ısınmaya başladı ve hepimiz daha hafif ve serin gıdaları aramaya başladık. Bunların da başına tabii ki serin ve lezzetli yaz meyveleri geliyor. Sağlığımıza faydaları nelerdir? Bir gün içerisinde kaç porsiyon meyve tüketebiliriz? Ve bir porsiyon meyve aslında ne demektir? Gelin bugün bunları kirazdan başlayarak tek tek açıklayalım. Kiraz, hücre yenilenmesine etkili, hücre onarımına etkili, antioksidan kapasitesi oldukça yüksek ve kan sulandırma etkisi de olan bir meyvedir. 15 tane kiraz, şöyle ikili değil, dikkatinizi çekeyim, bana hep sorulan bir soru. 15 yuvarlak bir porsiyon meyve demek bizim için. Yine kayısı beta-karoten içeriği oldukça yüksek ve lif içeriği de çok yüksek olan bir meyvedir. Özellikle kabızlık problemi yaşayan kişilerin beslenmelerini mutlaka eklemesi gerekir. 4 tane kayısı şu boyda ortalama bir porsiyon meyvedir diyebiliriz. Erik yaz başından beri bizimle beraber çeşitli formları artık dönüşmeye başladı. Görüyoruz tezgahlarda. Erik'in yeşil erik ise 10 tane bir porsiyon meyve demektir bizim için. Tabii ki bu boyutlarda bir erikten bahsetmiyorum. Bu şekilde ise 2 tanesi sizin için yeterli olacaktır bir porsiyon meyve için. Erik'in kolesterol düşürücü etkisi vardır. Lif içeriği oldukça yüksektir. Özellikle de yeşil erik su içeriği de oldukça yüksektir. Ve genelde biz diyetlerde kilo verme kısmında yeşil erikten kabızlık probleminde sinir sistemini rahatlatmakta da diğer erik çeşitlerinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda bugünlerde yine sebzelerde şeftalileri görmeye başladık. Şeftali glisemik indeksi düşük bir meyvedir ve gönül rahatlığıyla ara öğünlerimizde tüketebileceğimiz meyvelerden bir tanesidir. Yine bir orta boy şeftali bizim için bir porsiyon meyve demektir. Armut top tutma özelliğiyle bildiğimiz lif içeriği yüksek ve diyetlerde de yer verdiğimiz meyvelerden bir tanesi. Yine bir orta boy armut bizim için bir porsiyon meyve demek. Şöyle hemen avcumuza koyduğumuzda aslında bir orta boy meyvenin bir porsiyon meyve olduğunu siz de görmüş olacaksınız. Aklınızda bu şekilde daha rahat kalabilir. Karpuz ve kavun yaz meyvesi dediğinizde hemen aklınıza gelen meyvelerden bir tanesi. Ancak çoğu kişinin de korkuları var. Çünkü diyoruz ki şeker içeriği yüksek. Evet, şeker içerikleri yüksek. Kan şekerinizde bir problem varsa dikkatli kullanmalısınız. Hatta belki de kullanmamalısınız. Bunu kendi uzmanınıza karar vermelisiniz. Ancak sağlığa olan etkileri de ikisinin de ayrı ayrı oldukça yüksek. Örneğin karpuzun nikotin içeriği çok yüksektir. Serbest radikallere karşı vücudunuzda savaşır. Yani sizin hücrelerinizi koruyucu etki yapar. Bu nedenle herhangi bir sağlık probleminiz yoksa beslendiğinizde mutlaka karpuza yer vermenizi öneririm. Kontrolü olduğu sürece, çünkü karpuz biliyoruz ki bir anda çok fazla porsiyonlarda yenilebiliyor. Ancak bilmelisiniz ki 3 üçgen karpuz bizim için bir porsiyon meyve yerine geçmekte. Yine kavun hücre söktürücü özelliğini bildiğimiz kalp damar hastalıklarının önlenmesinde etkili bir meyvedir ve bir ince ay dilimi bizim için bir porsiyon meyveye denk düşmektedir. Gün içerisinde meyvelerin sağlığınızın durumuna göre tabii ki istediğiniz şekillerde, tercihinize göre, lezzetine göre seçebilirsiniz. Ancak olabildiğince çeşitli meyveleri kullanmak bizim her zaman istediğimizdir. Olabildiğince çeşitli beslenmek bizim her zaman istediğimiz bir özelliktir. Gün içerisinde de 3 porsiyon meyve geçmeyecek şekilde planlarsanız herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmazsınız. Tabii ki bu daha az kaldığımız meyve porsiyonu, bazı kişilerde 1 porsiyon, 2 porsiyonu da kalabiliyoruz. Bu da sizin tamamen almanız gereken enerjiye, karbonhidrat dengesine ya da sağlık durumunuza göre değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü biliyoruz ki meyveler bizim için karbonhidrat içerikleri yüksek besinlerdir. Ve tabii ki bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var. Yaz geceleri bir şeyler atıştırmayı seviyoruz belki ama olabildiğince meyvesini tüketmemek ve meyveleri daha gündüz saatlerinde tüketmek sağlığınıza daha etkili, olumlu etkiler yapacaktır. Hepinize sağlıklı ve keyifli bir yaz diliyorum. Sevgiler.